Sevgili öğrenciler, 10. sınıf tarih dersine hoş geldiniz. Bugün 10. sınıflarımızın 30. hafta konusu olan Topkapı Sarayı hakkında bilgi vereceğiz. Ve ondan sonra da padişah, hanedan üyeleri ve kanunnameyi Ali Osman, yani Osmanlı Devleti'nde işler nasıl ilerliyordu, siyasetnameler, nasihatname gelenekleri neydi, bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağız arkadaşlar. Bu konumuz ders kitabımızda 149 ile 161 arasındadır. Yani 6. ünitenin konusunu bugün işleyeceğiz sevgili gençler. 6. ünite Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı. Minyatürde de arkadaşlar Topkapı Sarayı'nda bir bayramlaşma tablosunu görüyorsunuz. Yan başlığımız Topkapı Sarayı ve Divanı Hümayun Teşkilatı. Şimdi bugünkü güncel bir fotoğraf Topkapı Sarayı'na Osmanlı'nın Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılmış ve devletin yıkıldığı güne kadar da yönetim merkezi olan bir saraydan bahsedeceğiz. Ve Orhan Bey zamanında kurulan Divanı Hümayun Teşkilatı'nın Osmanlı'ya faydalarında Divanı Hümayun Teşkilatı'nın üyelerinden kimler burada üyelik, resmi üyelik yapıyordu? Buralarda neler konuşuluyordu? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Müstakil bir dünya Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı'nın bir minyatürü var arkadaşlar. Şimdi Osmanlı padişahlarına 4 asra yakın hizmet veren Topkapı Sarayı'nda ilk yapılaşma Fatih devrinde başladı. Ve sonra gelen her padişahın ilave ettirdiği fevkalade güzel yapılarla muazzam bir saray manzumesi oluştu. Topkapı Sarayı uzaktan seyredildiğinde eski devir ve günümüz saray modellerinden ziyade sanki bir mektep ve medreseyi canlandırmaktadır. Burası adeta saray değil, müstakil bir dünyadır. Babu Hümayun'dan Babu Selam'a kadar uzanan dış avlu her türlü faaliyetin merkezidir. Şikayeti olanların ve adalet aramaya gelenlerin müracaatlarını sunacakları Deavi Kasrı buradaydı. Hastanesi, fırınları, sarnıç ve su kuyuları, simsakalar, hasırcılar, odun ambarı, ocakları ve darphanesiyle bu avlu her gün hummalı bir faaliyetin ve renkli bir hayatın merkezi konumundaydı. 400 yıl dünya siyasetine buradan yön verilmişti. Devletlerin, hükümdarların akıbeti burada kararlaştırıldı. Savaş ve barış kararları burada alındı. Üç kıtaya yayılan imparatorluğun idaresi buradan görülmüştü. Adeta dünyanın kalbi buradan atardı. Divanhaneye gölgesi vuran Adalet Kasrı burada zulmün ve haksızlığın olmadığını vurgulamaktadır. Nitekim divanhanenin ön yüzündeki bir kitabede bu husus şöyle vurgulanırdı. Felekler bu yüce kubbe altında ibarettir. Adalet olmasa bu köhne kubbe ayaklar üzere durmaz. Enderun ise padişahın yaşadığı bir mekan olmanın ötesinde asıl olarak Osmanlı Devleti'nin en yüksek mektebidir. Dünyanın en zeki çocuklarının yaşadığı, eğitim aldığı ve ileride en yüksek mevkilere gelmek üzere yetiştirildiği bir mekanlar manzumesidir. Aslında Topkapı Sarayı neredeyse Osmanlı medeniyetinin bir bütün halinde, bütün ihtişamıyla ve zarafetiyle gözler önüne sermekte ve bize de dillendirmektedir diye bir okuma metnimiz giriş konusunda vardı arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra devletin merkezi Edirne'den İstanbul'a taşınmıştı. İstanbul kısa sürede imar edilerek adeta devletin simgesi haline gelecekti. Bir süre sonra Fatih Sultan Mehmet, padişah ve ailesinin ikamet edeceği, devlet işlerinin yürütüleceği Topkapı Sarayı'nı Marmara ve Boğaziçi'ni aynı anda görebilen her türlü tabiat güzelliğine sahip bir alana fotoğrafta da gördüğünüz gibi inşa ettirdi. Yani Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılan klasik dönem eseridir. Topkapı Sarayı yapısı ve işlevi bakımından kısa sürede bir şehir konumuna geldi. Öyle ki Topkapı Sarayı geniş avlular, köşkler, kasırlar, camiler, divanlar, devlet daireleri, kütüphaneler, koğuşlar, mutfaklar, çeşmeler ve bahçelerden oluşmaktaydı. Denizden ve karadan saraya açılan kapılar vardı. Sarayın surlarının çevresinde üst düzey devlet yöneticilerinin konutları, evleri bulunmaktaydı. O dönemde kasır yani köşk ve konak denilen konutlar saray ve çevresinden soyutlanamamış, halkın oturduğu alanlara dağılmayıp bir arada toplanmışlardı. Topkapı Sarayı devletin merkezi olduğundan
Çeşitli ülkelerden gelen elçiler Topkapı Sarayı'nda kabul edilirdi. Padişahın tahta çıkışında yapılan cülus törenleri, bayramlaşma törenleri yine Topkapı Sarayı'nda yapılırdı. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun reaya, yani reaya halk demek, sorunlarını çözmek için Topkapı Sarayı'na gelirdi. Bu yüzden de Topkapı Sarayı etrafında birçok cami, han, çarşı, medrese, tercüme büroları, park, bahçe gibi tesisler inşa edilerek şehir kültürü bu bölgede hızla gelişmişti. Şimdi Topkapı Sarayı'na bakacak olursak Topkapı Sarayı üçe ayrılıyor. Birun dediğimiz sarayın dış kısmı, Enderun dediğimiz sarayın iç kısmı, bir de Darüşşade dediğimiz harem kısmı, yani padişahın özel hayatını geçirdiği yer. Topkapı Sarayı'nın bölümleri arasında geçiş Babı Hümayun, yani ana giriş kapısı, Babü Selam yani orta kapı ve padişahın huzuruna açılan Babü Sade kapılarıyla sağlanmıştı. Topkapı Sarayı, padişahın hizmetkarlarının bulunduğu Enderun denilen iç saray, Birun denilen dış saray ile padişahın özel hayatını geçirdiği harem olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. Enderun'la ilgili bilgi verelim. Yani sarayın iç kısmı. Topkapı Sarayı, padişahın ikametgahı dışında devlet idaresi ve devlet adamı yetiştirilmesinin de merkezi konumundaydı. Nitekim sarayda bulunan Enderun mektebinde yetişenler, başta padişahın hizmetkarı olmak üzere devletin birçok kademesinde görev yapmışlardır. Enderun mektebine devşirme sistemiyle savaşlarda esir alınan 8-10 yaş arasındaki çocuklar arasından boylu poslu, gösterişli, ahlaklı ve özellikle zeki olanlar alınırdı. Bunlar Edirne Sarayı, Galata Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı gibi saraylarda eğitim alır, Türk İslam adet ve geleneklerine göre yetiştirilirlerdi. Aldıkları eğitim sonrasında yetenekli öğrenciler tespit edilerek saray üniversitesi niteliğinde olan Enderun'a alınmışlardır. Enderun'da dini, ilmi, siyasi eğitimin yanında saray protokollerini öğrenir, daha sonra da devlet kademelerinde bu kişiler görev alırlardı. Enderun'dan yetişenler arasında veziri azamlığa kadar yükselenler, yani en yüksek devlet memurluğuna kadar yükselenler de olmuştu. Padişahın güvenilir hizmetkarlarının yetiştirildiği Enderun, büyük oda, küçük oda, seferli odası, doğancılar odası, kiler odası, hazine odası ve has oda olmak üzere 7 odadan oluşurdu. Enderun'daki devlet personeline, görevlilerine arz ağaları denirdi. Kim bunlar? Mesela has oda başı, has odanın amiri, silahdar, padişahın silahlarından sorumlu, çuhadar, padişahın kaftan ve kürklerine bakan, rikaptar, padişahın ayakkabılarından sorumlu, tülbent ağası, padişahın çamaşırlarını muhafaza eden, kapı ağası, sarayın genel sorumlusu ve sarayda padişahın da mutlak vekili sayılan kişiler Enderun'daki personeldir, devlet memurudur arkadaşlar. 2. Birun, yani sarayın dış bölümü. Dış anlamına gelen Birun, Topkapı Sarayı'nın Babı Hümayun ile Babüşsade arasında kalan bölümdür. Osmanlı Sarayı ve padişahın dış hizmetine bakan ve sarayda kalma mecburiyetinde olmayan padişah hocası, biz ona Lala demiştik eskiden değil mi, Şehzade hocasıydı. Hekimbaşı, göz hekimi, hünkâr imamı gibi ulema sınıfından olanlarla şehremini, darphane ve arpa eminleri gibi sivil görevlilerde birun halkı veya dış halkı olarak nitelendirilir, isimlendirilirdi. Bunların dışında Topkapı Sarayı'nda Enderun dışında kalan emir-i alem, kapıcılar kephüdası, çavuşbaşı, miri ahur, bostancı ve bunların emrindekilerde birun görevlileri arasında sayılmaktaydı. Şöyle bakalım, birun görevlileri arasında mesela müneccimbaşılar, hekimbaşılar, padişah hocaları, şehremini, darphane emini, matbaaya amire emini, emir-i alem, kapıcılar kephüdası, çaşnigirbaşı yani sofra hizmetleri, bostancı, ehli hiref ve çavuşbaşı gibi isimlerde
Topkapı Sarayı'ndaki Birun bölümünün devlet personeli olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Ve harem, girilmesi yasak olan yer anlamına gelir. Osmanlı döneminde evler ve devlet adamlarının konutları demek olan saraylar, harem ve selamlık diye ikiye ayrılmıştır. Hani deriz ya haremlik ve selamlık diye. Fatih döneminde Topkapı Sarayı bünyesinde de bir harem inşa edildi. Devşirme sistemiyle hareme alınan cariyeler, kalfaların sıkı disiplini altında Müslüman adab ve terbiyesiyle yetiştirildi. Okuma yazma, dini bilgi, dikiş nakış yeteneklerine göre musiki, sofra hizmetleri dersleri öğrenmişlerdir. Bu yönüyle harem aynı zamanda saray okulu niteliğindedir. Haremden sorumlu en yetkili kişi harem ağası denilirdi. Yani harem o filmlerde, dizilerde anlatıldığı gibi öyle hani yanlış anlaşılma var haremle ilgili. Şimdi bakın biz burada Osmanlı'dan bahsediyoruz. O gün dünyanın en güçlü, dünyanın yönetildiği merkezden bahsediyoruz arkadaşlar. Ve padişahın eşi olacak, padişaha hizmet edecek olan kadınlar sıradan kadınlar olamaz. Onlar haremde çok sıkı bir eğitimden geçtikten sonra padişahla, padişahın huzuruna çıkartılacak, onun hizmetine sunulacaktır. Tarihi olaylar, meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel, dini ve ekonomik özelliklerini yansıtır. Bu yüzden bir tarihi olayı değerlendirirken bugünün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele alınması tarihi gerçeklerin yanlış yorumlanmasına sebep olur. Bunun en büyük örneklerinden biri de Osmanlı'da harem meselesi olmuştur. Nitekim İslam hukukunu bilmeyen bazı bilim adamlarının Osmanlı müesseseleri hakkında tatmin edici izahlar getirmesi ve özellikle de harem gibi bir konuda doğru yorumlar yapması çok zordur. Bu konuda birçok yazar, batılı yazarlar tarafından Osmanlı aleyhine yazılmış kaynakları tenkit etmeden Osmanlı harem müessesesini ve padişahları eleştirmiş, haremi sadece padişahların eğlence yeri olarak tarif etmişlerdir. Oysa Osmanlı'da harem bir eğitim kurumu gibi düşünülmüş, cariyeler ise öğrenci gibi görülmüş. Cariyeler haremde iyi bir eğitime tabi tutulmuşlardır. Onlar köle değildir arkadaşlar. Onlar çok kaliteli eğitimden geçirilmiş kadınlardır. Divan-ı Hümayun ve üyeleri. Şimdi Osmanlı Devleti'nde padişahın başkanlığında birinci derecede devlet işlerini görüşmek üzere toplanılan divana biz Divan-ı Hümayun adını verdik. Osmanlı Devleti'nde ilk divan Orhan Bey döneminde kuruldu. Hani 2. Mahmut zamanında da kaldırılacak bakın. 1. Murat döneminde ülke sınırlarının genişlemesi, sorunların artmasına bağlı olarak divan da genişletildi. Divandaki vezir sayısı arttırıldı. Hani 1'di 3'e çıkartıldı. 3'lü 7'ye çıkartılacak. Divan üyeleri ise görev ve yetkileri de arttırılıyor arkadaşlar. Hani divan üyesi artıyorsa, sınırlar, sorunlar genişliyorsa divandaki personelin de görev ve yetkileri artacaktır. Divan Orhan Bey döneminden Fatih Sultan Mehmet devrine kadar her gün toplandı. 16. yüzyılın 16. yüzyıldan itibaren divan toplantıları haftada 4 güne indi. Bunun 2 günü de arz günü olarak kabul edildi. Hükümdar nerede bulunursa da divan orada kuruldu. Fatih'e kadar divana hükümdarlar, Fatih'ten sonra da vezir-i azamlar başkanlık etti. Bakın bu önemli bir bilgi. Şimdi Fatih Sultan Mehmet devlet adamlarının daha rahat görüşebilmesi için divana başkanlık etmiyor. Ama bakın bilgiye bakın. Padişahlar divan toplantılarını divanın üst tarafında bulunan kafes arkasında dinlemeye devam ettiler. Yani şurada gördüğünüz divan toplantıları burada olurken Kasr-ı Adıl denilen şuradaki kafeste perdenin arkasında divan toplantılarını dinlemeye devam etmişlerdir arkadaşlar. Dolayısıyla divan toplantılarını devamlı padişah başkanlık etmese de kontrol altına almıştır. Divan 17. yüzyıldan itibaren önemini kaybetti. 18. yüzyıldan itibaren ise sadrazam konaklarında yapılan divan görüşmeleri 3 ayda bir yapılır hale geldi. Zamanla sadrazam konakları babali yani yüksek veya yüce kapı anlamında alarak devletin yönetim merkezi haline geliyor arkadaşlar.
Osmanlı'da divan, bugünkü anlamda Bakanlar Kurulu, Danıştay, Yargıtay gibi devlet kurumlarının görevlerini yerine getiren bir meclisti. Divanda idari, askeri, hukuki, adli, mali konular, davalar ve şikayetler görüşülüp karara bağlanırdı. Burada alınan kararlar Osmanlı hukuk sistemi gereğince de kanun sayılırdı. Ülkenin herhangi bir yerinde haksızlığa uğrayan veya taşrada kadı yani hakimler tarafından haklarında yanlış karar verildiği düşünenler, valilerden, askeri sınıflardan şikayeti bulunanlar divana başvuru yapabiliyorlardı. Dolayısıyla divan hangi din ve millete mensup olursa olsun, hangi meslek ve tabakada bulunursa bulunsun, kadın erkek herkese açıktı. Çünkü Osmanlı'nın adaleti meşhurdur arkadaşlar. Divan üyelerine bakalım arkadaşlar. Şimdi padişah zaten var. Padişah divanın mutlak vekili. Sadrazam, ya pardon, padişah zaten divanın mutlak üyesi. Kesin üyesi yani padişah var. Kim var padişahtan başka? Veziri azam dediğimiz sadrazam var. Kubbe altı vezirleri var, nişancı var, defterdar, kazasker, kaptanı, derya, yeniçeri ağası gibi isimler divan Hümayun'un asli üyeleridir. Şimdi bunlarla ilgili tek tek bilgi verelim. Veziri azam dediğimiz sadrazam kimdir? Padişahın mutlak vekilidir. Bundan dolayı padişahın mührünü taşıyan adamdır. Her türlü hükümet işlerini padişah adına onaylayarak resmileştiren kişidir. Fatih döneminden itibaren divan toplantılarına başkanlık eden Vezir-i Azam, mülki ve askeri büyük makamlara atamalarda bulunurdu. Padişah sefere katılmadığı takdirde Serdar-ı Ekrem unvanıyla ordunun başında seferlere sadrazam çıkardı. Ayrıca başkentteki düzen ve yönetimden de kim sorumluydu? Vezir-i Azam dediğimiz sadrazam. Vezirler, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında padişah yardımcısı konumunda olan bir vezir bulunmaktaydı. Hatırlayın, ilk vezir Orhan Bey zamanında kardeşi Alaaddin Paşa'ydı. Ancak 1. Murat döneminden itibaren ülke sınırlarının ve sorunlarının artmasına bağlı olarak vezir sayısı arttı. Bu nedenle 1. vezire vezir-i azam, diğerlerine de vezir denildi. Vezirler divanda vezir-i azamın sağında bulunulur. Kubbe altı denilen yerde toplanıp kendilerine verilen işlere baktıkları için de biz vezirlere kubbe altı vezirleri ya da kubbe vezirleri demişizdir. Kanuni döneminden itibaren önemli eyaletlere atanan valiler vezirler arasından seçilmiştir. Kazasker kim? Adalet işlerinden ve eğitim işlerinden sorumlu. Medrese işlerine bakıyor. Kadı ve müderris atamalarını yapıyor. Burada kadı kimdi arkadaşlar? Burada kadı hakimdi. Müderris de öğretmendi. Yani adalet ve eğitim işlerinin en tepesindeki adam kazaskerdi diyebiliriz. Taşra'da kadıların çözemediği davaları kazasker divanda çözmeye çalışıyor. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren Anadolu ve Rumeli kazaskeri olarak sayı ikiye çıkartılıyor. Ama fütühat yönü, fetih yönü batı olduğu için batıdaki devlet personelleri bir adım protokolde daha öndedir. Defterdar ne iş yapıyor? Mali, ekonomi alanındaki tüm işlerden sorumlu. Padişahın malının mutlak vekili. Devlet gelirlerinin dış hazineye teslimi ve bunların harcamaya dönüştürülmesi en önemli görevleriydi. Divanda iki defterdar var. Rumeli defterdarı, baş defterdar, Anadolu defterdarı da geniş yetkilere sahip bir defterdar. Bakın, iki tane defterdar var. Biri Rumeli defterdarı, biri Anadolu defterdarı. Hangisinin yetkileri geniş? Rumeli defterdarının yetkileri Anadolu defterdarından daha geniştir. Neden? Çünkü devletin fetih yönü batıdır arkadaşlar. Baş defterdar yatırım, para basmayla ilgili girişimleri ve hazırladığı bütçeyi önce sadrazama sunar. Padişah onayı ile de uygulamaya konardı. Nişancı. Nişancı ne iş yapıyor? Divanda padişah adına alınan her türlü emir yani ferman ve göreve başlama olan beratların altına padişahın tuğrasını çekiyor. Fethedilen bölgelerdeki arazilerin tapu tahrir defterlerini kaydediyor. Tevki ya da tuğrai olarak biliniyor nişancı. Kanuni döneminden itibaren tımarların sisteminin düzenlenmesi ve dağıtılması görevi de yine nişancıya
verilmiştir. Yani yazı işlerine bakıyor arkadaşlar. Şeyhülislam divan, bakın bunu çok iyi dinleyin. Divanın asli üyesi değildir. Bakın değildir. Gerekli görüldüğü konularda divana çağrılır ve fikir alınır. Arkadaşlar unutmayın. Devlet Türk İslam Devleti, özellikle Yavuz Sultan Selim zamanında halifelik makamının da ele alınmasıyla beraber Şeyhülislam divanın doğal üyesi olmuştur. Bakın asli üyesi değildir, doğal üyesidir. Her toplantıya da katılmaz. İlmiye sınıfının başı olarak en yüksek din görevlisi konumundaydı Şeyhülislam ya da baş müftü onun diğer adı. Divanda alınan kararların şer'i hukuka uygun olup olmadığı yönünde karar verilirdi. Şeyhülislam bu kararını fetva. Yani Şeyhülislam'ın görüşünü alıyorsanız ifta, yazılı olarak görüş alıyorsanız da fetva buna denirdi. Reisül Küttab, Divan-ı Hümayun'un asli üyesi olmayan Reisül Küttab, bakın bununla ilgili de soru geldi. İlk başta divanın asli üyesi olmayan, sonradan divana asli üye olan kimdir? Reisül Küttab'dır. Ne iş yapıyor? Divandaki katiplerin, yani bu yazı işlerine bakanların ve kalemlerin şefi konumundaydı. 17. yüzyıl sonrasına kadar nişancıya tabi olarak görev yaptı. Ondan sonra da kendisi bizzat bir nezaret haline geliyor. Reisül Kitaplar görevleri divanda kabul edilen fermanlara uygun olarak emirleri yazmak, padişah ve veziri azama gelen mektupları tercüme ettirmek ve bunlara cevap hazırlamaktır. Kaptanı Derya, Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren Kaptanı Derya divanın asli üyesi oldu. Denizcilik işlerinden sorumlu en büyük komutan sıfatındaydı. Tersane, gemi yapılan yerle ilgili işlere bakar, donanmayla ilgili çalışmalar yürütürdü. O zaman sevgili gençler, bakın burada Şeyhülislam doğal üyedir, bunu bileceğiz. Reisül Küttab ve Kaptanı Derya sonradan resmi üye olmuştur, bunu bileceğiz. Asıl üye olmuştur, bunu bileceğiz arkadaşlar. Yeniçeri ağası, askeri konularda gerek görüldüğü zaman divana çağrılırdı. Kapıkulu askerlerinin her türlü sorununu divana iletirdi. Aynı zamanda da başkent İstanbul payitahtının da güvenliğinden sorumlu olan kişi Yeniçeri ağasıydı. Şimdi Osmanlı devlet anlayışına bakalım biraz arkadaşlar. Osmanlı'nın merkeziyetçi yapısının güçlendirilmesi. Şimdi Osmanlı devletinin kısa sürede büyümesinde ve varlığını uzun yıllar korumasında gelişmiş bir devlet teşkilatına ve güçlü merkeziyetçi yapıya sahip olmasının payı kesinlikle büyüktür. Osmanlılar devlet teşkilatlanmasını genelde kendilerinden önceki Türkiye Selçuklu Devleti'ni örnek almışlardır. Osmanlı devlet anlayışı ve yönetim sisteminin temelleri eski Türk gelenekleri, İslam dininin devlet anlayışı ve hakim olunan topraklardaki devlet anlayışlarına dayalıydı. Yani Osmanlı'nın devlet anlayışı ve yönetim sisteminde 3 tane temel var. 1- eski Türk devlet geleneği, 2- İslam dini, 3- hakim olunan topraklardaki devlet anlayışlarına örnek almıştı. Osmanlı devlet yönetiminde sömürgeci bir anlayış kesinlikle görülmez. Aksine Osmanlı yönetim sisteminde adalet ve himaye sistemi vardır. Osmanlı Devleti bu üç öge arasının sayesinde hakim olduğu topraklarda uzun süre varlığını korumayı başarabildi. Osmanlı Devleti'nde devletin devamlılığı her zaman esastı. Bu yüzden sonsuza kadar yaşayacağı düşüncesi için bakın Osmanlı kendine şunu söylüyor. Devleti ebed müddet. Devletin büyüklüğü için de Osmanlı kendisine şunu söylüyor. Devleti aliye, devleti muazzama gibi ünvanları kullanmıştır. Türk cihan hakimiyeti ülküsü. Osmanlı cihat anlayışıyla birleşerek İslamiyet'i yayma politikasına dönüştü. İlk Türk devletlerinde olduğu gibi kut alma anlayışı Osmanlı'da da devam etti. Ancak bu durum Osmanlılar'da Allah'ın takdir ve inayeti olarak yorumlanmıştır. Osmanlı Devleti'nde ilk dönemlerinde diğer Türk İslam devletlerinde olduğu gibi ülke hanedanın malıdır anlayışı vardı ve dolayısıyla veraset sistemi belirsizdi. Yani padişah öldükten sonra hangi çocuk tahta çıkacak bu belirsizdi. Padişahın tüm çocuklarının tahta çıkma hakkı vardı. Alplerin, devletin ileri gelen ailelerin, ahilerin onayladığı en başarılı şehzade genelde padişah oluyordu. Bu anlayış sık sık
taht kavgalarının dolayısıyla da merkezi otoritesinin de zayıflamasına sebebiyet veriyordu bu belirsizlik. Bu anlayış 1. Murat döneminde değişti birazcık. 1. Murat dedi ki ülke hükümdarın ve çocuklarının, oğullarının malıdır anlayışına dönüştü. Böylece hakimiyet bir sülaleden alınarak bir aileye mahsus kılındı. Her ne kadar şehzadeler arasında taht mücadeleleri yaşansa da ülkenin bölünmesinin önüne bu 1. Murat zamanında aslında ülke hükümdar ve oğullarının malıdır anlayışıyla birazcık önüne geçirdi bölünmenin. Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı merkeziyetçi yapısı daha da güçlendi. Fatih çıkardığı bir kanunnamelerle devlet teşkilatında önemli düzenlemeler yaparak Osmanlı Devleti'ni merkezi bir devlet haline getirdi. Fatih Kanunnamesi olarak adlandırılan düzenlemelerle padişah tüm ülkenin sahibi kabul edilip hükümet, ordu ve yönetim birimlerinin doğrudan bağlandığı güç merkezi konumuna getirildi. Merkeziyetçi yapıyı güçlendirmek ve şehzadeler arasında yaşanan taht kavgalarının önüne geçmek isteyen Fatih bu konuda şöyle diyor. Ve her kimseye ki evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizam-ı alem için katli etmek münasiptir. Ekseri ulema dahi tecviz etmiştir. Anınla amil olalar. Bakın diyor ki saltanat oğullarından kime nasip olursa dünya düzeni için kardeşlerini öldürmesi uygundur ve alimlerin çoğu da uygun bulmuştur. Hükmüyle tahta çıkan hükümdarın kardeşlerini öldürebileceğini ilan etmiştir arkadaşlar. Yani kardeş katli vaciptir diyor. Ne için? Devletin dağılmaması için. Ne için? Devletin bekası için. Fatih bu kanunname ile taht kavgalarını önleyerek merkezi otoriteyi güçlendirmek istedi. Böylece Fatih'ten itibaren Osmanlı egemenlik anlayışında bir değişiklik yaşanmış oldu. Fatih'ten önce vezir-i azamlık ve beyler beyliği gibi önemli görevlere nüfuslu Türkmen ailelerine mensup kişiler getirilmişti. Bunlardan bazıları bulunduğu yer ve makamda mensup olduğu boy ve aileden güç alarak nüfus güçlenmiş, daha da güçlenmişler. Bu durumun yaratabileceği olumsuzlukların önüne geçmek isteyen Fatih, devşirme sisteminden yetişenleri vezir-i azam, vezirlik, beyler beyliği gibi yüksek görevlere getirerek Osmanlı Devleti'nde mutlak gücün padişah olduğu anlayışını yerleştirmiştir. Böylece nüfuslu Türk ailelerinin hükümdar üzerindeki gücüne son vererek merkeziyetçi devlet yapısını güçlendirdi. Bakın arkadaşlar şimdi Osmanlı Devleti'nin kurulduğu ilk o kuruluş dönemine bakacak olursak ta 1. Murat'tan yükselme dönemi padişah Fatih'e kadar bir Çandarlı sülalesi var. Adamlar sürekli vezir çıkartıyor. Yani onlar da Türkmen bir sülale. Şimdi baştaki padişah kötülediğinde şuradaki Türkmen sülaleler güçlenmiş ya. Alttaki millet de Türk milleti. Yani Türk milleti padişah kötülediğinde Türk yöneticilerin izinden padişaha isyan edebilir. Fakat ya biz bunun örneğini Selçuklu'da gördük. Atabeylikler kurulmuştu. Fakat Fatih öyle bir hamle yapıyor ki tepedeki padişah Türk, millet Türk, şu aradaki devlet görevlilerinin çoğunu devşirmeden yani kökeni Hristiyan olandan seçiyor ki milletin gözünde devşirme soysuz demektir. Tepedeki padişah, Türk padişah ne kadar kötü olursa olsun Türk halkı devşirme yani soysuzun izinden padişaha isyan etmez. Yani şu devşirme sistemiyle beraber aslında padişah alttaki halkı direkt kendine muhtaç etmiştir, kendine bağlamıştır diyeceğiz arkadaşlar. Fatih'in merkeziyetçi yapıyı güçlendirmek amacıyla yaptığı diğer bir uygulamaysa Divan-ı Hümayun'u padişahların başkanlık etme usulüne son vererek bu yetkiyi Vezir-i Azam'a devretmesidir. Böylece divanda Vezir-i Azamları etkin kılarak divanın işlevselliğini arttırdı. Ancak padişah divan toplantılarını divanın üst tarafında, bakın şurada Kasr-ı Adıl dediğimiz üst tarafında kafes arkasında dinlemeye devam etti. Yani kontrolü de bırakmadı aslında. Dolayısıyla divan toplantılarını devamlı kontrol altında tutma olanağına da sahip oldu. Ayrıca divanda alınan kararlar Vezir-i Azam aracılığıyla padişahın onayına sunuldu. Bu sayede de Vezir-i Azam hem padişah tarafından denetime tabi tutuldu,
Hem de divanda kendi başına kararlar alması durumu ortadan da kalkmış oldu arkadaşlar. Fatih'in devletin merkeziyetçi yapısını güçlendirmek amacıyla yaptığı uygulamalardan biri de müsadere, yani el koymaktır. El koyma anlamına gelen müsadere, Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde devlet malını zimmetine geçirenlerle isyancılara yönelik bir uygulamaydı. Fatih döneminden itibaren yüksek derecede görev yapanların ölümleri halinde mallarına el konularak bunların hazineye intikal ettirilmesi sağlanmıştı. Şimdi bakın, Osmanlı Devleti zamanında siz vezirsiniz, vezir-i azamsınız. İran Şahı size hediyeler gönderdi. Atıyorum işte Alman İmparatoru size hediyeler gönderdi. Peki bu hediyeleri siz olduğunuz için mi size gönderdiler, yoksa Osmanlı'nın bir veziri olduğunuz için mi? Osmanlı'nın veziri olduğu için. İşte ben orada emekli olduğumda, bir kere öldüğümde bütün mal varlığıma müsaade yapıyor devlet. Çünkü ben olduğum için zenginleşmedim. Ben Osmanlı'nın veziri olduğum için zenginleştim. Veya ben emekli olduğumda yine elimden alıyor. Arpalık diye bana emekli maaşı veriyor. Hani geçimimi sağlayacağım bir arazi bana tahsis ediyor. Yani beni mağdur etmiyor devlet. Ama müsaderenin mantığı şu arkadaşlar. Yani devletin verdiği makam sayesinde bu kişiler zengin oldu. O yüzden devlet gerektiğinde bunların malına ne yapıyor? El koyabiliyor. Birçoğu da zaten hayır işinde kullanacaktır buradan kazandıklarını. Nasıl olsa müsadere yapılacak. Çoluğuna çocuğuna götüremeyecek, yatırım yapamayacak. Ne yapıyor? Gidiyor cami yaptırıyor, çeşme yaptırıyor, kervansaray yaptırıyor. Yani bu müsadere aslında vakıf hayır teşkilatını da aslında canlandırmıştır bence. İlk kez 1453 yılında Vezir-i Azam Çandarlı Halil'in ailesinin mallarına müsadere konuldu. Fatih'in müsadere sistemini uygulamak istemesinin en önemli gerekçesi merkeziyetçi yapıyı güçlendirmek ve devlet otoritesine rakip olabilecek bazı oluşumları engellemekti. Onlardan biri Çandarlı Halil Paşa'ydı. Bunların dışında ekonomik bunalım, savaş dönemlerinde devlet hazinesine gelir sağlamak, üst düzey yöneticileri öldükten sonra mirasçılarına bir şey bırakamayacaklarını düşünerek dürüst davranmalarını sağlamak. Bakın bu da önemli. Yani vezirsiniz. Eğer bunu çoluğunuza, çocuğunuza bırakabilme düşüncesi varsa ister istemez belki çalabilir, dürüstlükten taviz verebilir. Ama devlet diyor ki el koyacağım diyor, müsaade yapacağım diyor. Hani çalıp kime götüreceksin? Devlet alacak sonuçta. O yüzden yöneticilerin de dürüst bir memuriyet hayatı sürmesi için kesinlikle müsaade sistemi fayda sağlamıştır. Fatih döneminde merkeziyetçi devlet yapısını güçlendirmek amacıyla yapmış olduğu uygulamalardan biri de haremden evlenme geleneğidir. Bakın eskiden Türkmen beylerinden evleniyordunuz. Otomatik olarak onlarla akrabalık kuruyordunuz. Hani sıkıntı oluşabilirdi. Ama Fatih artık ne yapıyor? Haremdeki kızlarla evlilik yapıyor. Fatih dönemine kadar Osmanlı padişahları genelde Anadolu beyleri, Bizans ve Sırp krallıklarının kızlarıyla evleniyorlardı. Yani fütühah, yani batıya doğru fethi yapıyorsun. Ya Bizans'ın kızıyla evleniyorsun. Ama orada akrabalık kurduğun için Bizans'a karşı fazla o zaman savaş faaliyetlerine girme konusunda sıkıntı yaşarsın, değil mi? O yüzden Fatih burada çok akıllı bir hamle yapıyor. Bundan amaç siyasi çıkar elde etmek ya da miras yoluyla toprak elde etmekti. Yani Fatih'ten önce. Mesela örnek veriyorum. 1. Murat'ın oğlu Yıldırım Beyazıt'ı Germiyan Bey'in kızıyla evlendirerek Germiyan oğullarının topraklarını çeyiz olarak Osmanlı sınırlarına katmıştı. Bunu söylemiştik. Ancak bu evlilikler bazı siyasi sakıncaları da beraberinde getiriyordu arkadaşlar. Yabancı bir prensesin ya da güçlü bir Türk ailesine mensup bir kadının ailesi Osmanlı hanedanı ile evlilik bağı kurarak siyasi çıkarlar sağlayabiliyordu. Diğer yandan taşrada bulunan bazı Osmanlı yöneticileri güçlü ailelerle akrabalık kurarak nüfuslarını arttırıp devlete engel teşkil edebiliyorlardı. Hani filmlerde oluyor ya, şirket evliliği, şirketin malı bölünmesin bilmem ne. Ya bu da aslında onun gibi bir şey. Yani Fatih'ten önce yapılan bu evlilikler devlete zarar veriyordu. Yani adam Türkmen ailenin kızıyla evleniyorsun, Sırp prensin kızıyla evleniyorsun. Sırp prensi nasıl askeri anlamda operasyon yapacaksın? Adamla akraba olmuşsun. O yüzden Fatih ne yaptı? Bunları kaldırdı. Haremden evlenme usulünü getirdi.
Fatih, tüm bu olumsuzlukları gidermek amacıyla başta padişah olmak üzere Enderun'dan saraya bağlı yetişen devlet yöneticilerinin saray hareminden yetiştirilen kadınlarla evlenme geleneğini başlattı. Böylece devlet taşraya gönderdiği idareci ve askeri görevlilerin oradaki nüfuslu ailelerin kızlarıyla evlenmelerinin de önüne geçerek merkezi otoriteyi korumaya çalıştı Osmanlı Devleti. Yine padişah hanımları vesilesiyle siyasi çıkar elde etmek isteyenlerin de önüne bu şekilde geçilmiştir arkadaşlar. Devlet idarecilerinde bulunması gereken vasıflarla ilgili Fatih Sultan Mehmet'e nasihatler. Babası 2. Murat'ın Fatih Sultan Mehmet'e bir nasihat üs Sultan Murat adıyla bir eser yazdığını biliyoruz. Yani oğlu Fatih'e nasihatlerde bulunmuştu. Şimdi 2. Murat zamanında Osmanlı Sarayı'na girmiş olan Venedik elçisi Andrea Coscola padişah ile Şehzade Mehmet yani Fatih arasında geçen uzun bir konuşmayı kaleme almış. Nasihat üs Sultan Murat adını taşıyan bu eser, yani bu eseri yazan kim arkadaşlar? Venedik elçisi Andrea Coscola. Nasihatları veren kim? İkinci Murat. Kime veriyor? Fatih Sultan Mehmet'e, oğluna veriyor arkadaşlar. Şimdi burada hayatın çeşitli çağlarında insanların nasıl davranmaları gerektiğini anlatmış. İkinci Murat oğluna bu arada devlet idaresiyle ilgili bazı nasihatler de vermiş. Mesela kuvvetin aklın emrinde olmasını tavsiye ederek şöyle demiş Sultan Murat oğluna. Allahu Teala Hazretleri padişahlara güç ve kuvvetin yanında akıl da vermiştir. Ta ki kuvvetlerini aklın yardımıyla yerli yerinde kullanabilsinler. Sadece birini kullanmaları iyi değildir. Padişahlığın taşıdığı anlam biraz da bunların ikisini de yerli yerinde kullanabilmekle gerçekleşir. Kitabın son bölümü padişahların adaletli olmalarına dair Sultan Murat oğluna şöyle söylüyor. Bu dünyada üç türlü insan vardır. Birincisi aklı ve fikri yerinde. Geleceği az çok gören ve düşünen, hiçbir anormalliği olmayan kimselerdir. İkincisi, yolların doğru veya eğri olup olmadığını bilmekten uzak kimselerdir. Ama bu duruma kendi istekleriyle değil, çevresinin etkisiyle düşmüşlerdir. Nasihat edildiği kafaları alır ve kabul eder. Söz dinlerler. Çoğu zaman duyup işittiklerine uyarak yaşarlar. Üçüncüleri ise ne kendileri bir şeyden haberdardırlar ne de yapılan ikazlara, nasihatlere kulak asarlar. Sadece kendi arzularına uyar ve her şeyi bildiklerini sanırlar. Bunlar diğerlerinden daha adi, daha alçaktırlar. Ey oğul, yüce Allah, eğer seni ilk sırada saydığım kişiler arasında yaratmışsa sevinirim. İlkinden değil de ikinciler gibiysen sana yapılan nasihatlere kulak vermeni tavsiye ederim. Sakın üçüncü gruba dahil olmayasın. Onlar ne Allah'a ne de insanlara karşı iyi bir durumdadırlar. Padişah elinde terazi tutmuş bir kimseye benzer. Senin padişah olunca teraziyi doğru tutmanı isterim. O zaman yüce Allah da senin iyiliğini arzular diyor. Sultan Murat oğlu Mehmet'e nasihatler veriyor. Saltanat sisteminin geçerli olduğu Osmanlı Devleti'nde tahta çıkan padişah için ilk olarak culus töreni adı verilen tahta çıkış merasimi düzenlenirdi. Culus döneminde padişah devlet adamlarına, ulemaya, kapıkulu askerlerine bahşiş, culus bahşişi dağıtırdı. Culus töreninin ardından padişah büyük bir alayla İstanbul'daki Eyüp Sultan Türbesi'ne gider. Burada dualar eşliğinde törenle kılıç kuşanırdı. Osmanlı Devleti'nde tahta çıkan padişahların ve idarecilerin sahip olması gereken vasıflar, gerek padişahların gerekse bazı devlet adamlarının yazmış olduğu nasihatname ve siyasetnamelerde belirtilmiştir. Nasihatname ve siyasetnameler devlet yönetimiyle ilgili devlet idarecilerine ve devlet adamlarına idarecilik ilim ve sanatına dair bilgiler veren, onları pratik tavsiyelerde bulunan ve onların adaletli bir yönetim oluşturmalarını sağlamak
ve istemek amacıyla yazılan siyasi ve ahlaki içerikli eserlerdir. Nasihatname ve siyasetnamelere önceki Türk İslam devletlerinde de biz rastlamaktayız. Nitekim Karahanlılar döneminde Yusuf Has Hacib'e ait Kutat Kubilik ile Büyük Selçuklu Veziri Nizamül Mülk'ün Siyasetname adlı eserleri bu tür eserlere örnek olarak gösterilebilir. Nasihatname ve siyasetnamelerin kaynağı Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Hazreti Peygamber Efendimiz'in hadisleri, atasözleri, yaşanmış ibret verici olaylar oluşturmuştur. Osmanlı Devleti'nde de padişah ve devlet adamları nasihatname ve siyasetname risaleler yazmışlardır. Osmanlı Devleti'nde nasihat geleneği Osman Gazi öncesine dayanır. Öncelikle Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihatleri rivayet edilir ki bunlar dini, ilmi ve ahlaki öğütler niteliğindedir. Bakın Şeyh Edebali Osman Bey'e ne diyor? Osman Bey devletin kurucusu. Şeyh Edebali de onun ahi teşkilatının lideri, aynı zamanda Osman Bey'in kayınbabası. Şeyh Edebali diyor ki Osman Bey'e, ey oğul, beysin, bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Kötü göz, şomaz, haksız yorum bize, bağışlama sana. Bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana. Üşengeçlik bize, uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana diye Şeyh Edebali ne yapıyor? Oğlu olarak gördüğü Osman Bey'e bazı nasihatler öğütlüyor. Yine 2. Murat'ın oğlu 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet için yazmış olduğu Nasihat-ül Sultan Murat, Yavuz'un oğlu 1. Süleyman yani Kanuni'ye yazdığı siyasetname ile Vezir-i Azam Lütfü Paşa'nın yazmış olduğu Asafname önemli nasihatname ve siyasetnameler arasında gösterilmekteydi. Nasihatname ve siyasetnameler de padişah ve yöneticilere genel olarak adaletli olma, İhsan kapılarını açık tutma, emanete riayet etme, halka yani reayaya karşı şefkat ve merhametli olma, görevi ehil ve hakkı olanlara verme, liyakat sahibi olan insanlara verme, idare altında bulunanları kendi evladı gibi görme ve hakkını gözetme, iyilik ve lütufta bulunma, düşmanlara karşı ferasetli olma şeklinde öğütler verilirdi. Nasihatname ve siyasetnamelerde padişah ve idarecilerin bilim insanlarına destek olmaları, bilimsel faaliyetler için gerekli ortam hazırlamaları ve onları ödüllendirmeleri konusunda da öğütler yer almıştır. Şimdi bakalım arkadaşlar, nasihatname ve siyasetnamelerde padişah ve devlet idarecilerinde bulunması gereken özellikler şu şekilde sıralanmış. Bir kere resme bakın, minyatür şey resme bakın. Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferini gösteren bir tablo. Padişah ve özellikleri. Padişah adaletli olmalı, ülkeyi şeriata uygun, dine uygun yönetmeli, ordunun başında cihat ve gaza amaçlı fetihlerde bulunmalı. Askerini koruyup gözetmelidir. Devleti idare edecekleri liyakat esasına göre belirlemeli, iltimas ve haksızlığa göz yummamalı, halkın huzur ve refahını göz ardı ederek bolluk içinde yaşamalarına ve ülke hazinesini savurganca kullanmalarına müsaade etmemelidir. Kendi çıkarları için çalışan, devletin ve halkın çıkarlarını gözetmeyen idarecileri görevlerinden alarak cezalandırmalıdır. Padişah ve idareciler, reayaya karşı yani halka karşı hoşgörülü olmalı, din ve ırk farkı gözetmeksizin kanunları herkese eşit uygulamaları, herkesin gelirine göre vergi almaları ve halkın inanç, bakın adaletli vergiden bahsediyor ha. Eşitliği bak, gelirine göre adaletli vergi. Günümüzde de öyle. Halkın inanç, gelenek, örf ve adaletleri gibi önem verdiği manevi unsurlara karşı saygılı olmalıdırlar diyor. Nasihatnamelerde aslında kulak verilirse çok güzel şeyler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi yani bir 50-60 yaşındaki günümüz için konuşuyorum. 50-60 yaşındaki bir insanın hayat tecrübesi yaşadıklarıyla işte 15-20 yaşındaki çocuğun biri değil.
O yüzden büyüklere her zaman kulak vermek gerekiyor. Şehzadeler ve sancağa çıkma usulü diye bir konumuz daha var. Osmanlı Devleti'nde padişahın erkek çocuklarına şehzade denirdi. Osmanlı Devleti'nde şehzadeler sancağa çıkmadan önce sarayda şehzadelerin eğitimi konusunda devrin en ileri hocalarından ne yapıyorlardı? En iyi eğitimi alıyorlardı. Lala diyoruz değil mi arkadaşlar? Şehzade hocasına biz ne diyoruz? Lala, lala deniyor. Lalalardan eğitim alıyorlardı. Sarayın üçüncü avlusunda iç oğlanlarla birlikte dini, ilmi, idari alanlarda eğitim gördü şehzadeler. Özellikle binicilik ve dövüş sanatları eğitimini iç oğlanlarla birlikte aldılar. Hatta saray içerisinde şehzadelerin eğitimine ait bir de şehzade okulu bulunmaktaydı. Şehzadelerin eğitimlerinin bir diğer ayağı da sancaklara çıkarılmasıydı. Osmanlı şehzadelerinin gelecekte hükümdar adayı olmaları vesilesiyle gerekli beceri ve tecrübeyi almaları için kendilerine yardımcı olarak atanan lalalar nezaretinde sancakları çıkartıldı. Padişah eğitmeni lala. Sancağa çıkma yaşı genelde 15'ti. Ancak bunun bir kural olmadığı, daha erken yaşlarda sancağa çıkan şehzadelerin var olduğunu biliyoruz ki nitekim 2. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet 8 yaşında, 2. Beyazıt 7 yaşında sancağa gönderilmişti. Osmanlı Devleti'nde İzmit, Bursa, Kefe, Konya, Kastamonu, Kütahya, Manisa ve Amasya önemli şehzade sancakları olarak bilinirdi. Şehzadeler yanlarında annesi, lalaları ve askerleri dışında defterdar, nişancı, divan katibi, kapı ağası, tabip yani doktor, bahçıvan gibi görevlerle birlikte ne yapıyordu? Sancağa gönderiliyordu. Sancakta bulunan şehzadelere Çelebi Sultan denirdi. Sancağa çıkarılan şehzadelerden yaşları müsait olanlar tıpkı başkent İstanbul'daki divana benzer bir divan teşkilatı kurar, sancaklardaki idari işleri yürütürlerdi. Dolayısıyla sancaklar adeta küçük bir devlet teşkilatlanmasının örneğini gösterirdi ki bu sayede şehzadeler devlet yönetimini yaşayarak öğrenmiş, tecrübe kazanmış olurlardı. Yine şehzadeler çok tecrübeli devlet adamlarının gözetiminde hem sancaktaki işleri yürüttü hem de devlet tecrübesi kazandı. Şehzadeler görev yaptıkları sancakların zeamet ve tımar birliklerini dağıtabilir, resmi belge ve yazışmalara kendi tuğralarını çekebilirlerdi. Ancak tüm bu işleri başkente, merkeze, padişaha danışmak, bildirmek, kayıt altına almak koşuluyla. Yani kafalarına göre çok davranamıyorlar. Burada da bir minyatür şey görüyorsunuz. Bugün gerçek bir fotoğraf görüntüsü. Sarayı Amire, Manisa Sarayı'nın o eski halini görüyorsunuz arkadaşlar. Diğer yandan sancaklarda halkla iç içe olan şehzadeler halkın tüm derdiyle ilgilenirken idari kadrolarını da buna göre yönlendirmişlerdir. Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyıl sonlarına doğru şehzadelerin sancağa çıkma yöntemlerinde bir takım değişiklikler yapıldı. II. Selim döneminden itibaren şehzadelerin sancaklara çıkma yönteminde sadece büyük ve hükümdar adayı olan şehzadenin sancağa çıkmasına karar verildi ve sadece Manisa sancağı, bakın Manisa şehri şehzade sancağı olarak belirlendi. 17. yüzyıldan itibaren ise büyük şehzadenin de sancağa çıkma usulü tamamen kaldırıldı. Ne zaman kaldırıldı? 3. Mehmet zamanında kaldırıldı ve şehzadelerin sarayda eğitim almalarına karar verildi. Biz ona kafes usulü diyoruz. İlk defa kafes usulünden yetişen de 1. Ahmet'tir. O da Ekber ve Erşat'ı getirecektir zaten. Her gün sarayda ölüm korkusuyla yaşadığı için. Arkadaşlar şehzade sancağa çıktığında adam orada özgür özgür. Ölüm korkusu nedir bilmiyor. Ama kafes usulü yani sancağa çıkma usulü tamamen kaldırıldığında 3. Mehmet zamanında bütün çocuklar İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda. Yani her an ölüm korkusu içerisinde yaşanıyor. Yani sarayda durmak, dışarıda durmak da özgürlükçü bir harekettir, değil mi? Sancağa çıkma yerine şehzadelere isme sancak verilerek yerine müteselin yani vekiller gönderilmiştir diyerek 10. sınıflarımızın 30. hafta konusunu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bugün Topkapı Sarayı'ndan bahsettik. Topkapı Sarayı'nın bölümlerinden bahsettik. Divan-ı Hümayun'dan, Divan-ı Hümayun'un üyelerinden ve özelliklerinden bahsettik.
Şehzadelerden bahsettik, Osmanlı devlet yönetiminden bahsettik arkadaşlar. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Sevdamızda, davamızda siz bu ülkenin geleceğisiniz. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.